Tımarhanede bugün neler var neler yok. Vatandaşa Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın hazırladığı bir genelge resmi gazetede yayınlandı. O genelgeye yönelik simitçiler ve ekmekçiler, simit imalatçıları ve ekmek imalatçıları fiyat düzenlemesine gitmeden önce bakanlığa başvuracaklarmış. Yani izin almaları gerekiyor. Akıllara hemen şöyle bir soru geliyor. Madem simitçileri ve ekmekçileri bu şekilde denetleyecekler, neden bu marketçileri, neden akaryakıtçıları, neden bu doğalgazları, onların da fiyatları artıyor, denetleme yoluna gitmiyor? Neden? Bu soruyu soracağım tımarhanede bugün. Bakalım vatandaşlar neler söyleyecek. Tamam, gel. Konuş. Ya bir git üstüne be. Söyle. Ne? Seninle mi konuşacağım? Niye konuş? Ayrıştırıyorsun. Ya şu anda ayrıştırdın sen. Sen şu anda bak, terbiyesiz olma. Mübarek Ramazan günü tamam, saygısızlık yapma, tamam mı? Saygısızlık yapma. Sen de pislik yapma. Ne pislik? Yapıyorsun lan. Bak lan deme, terbiyesiz yapma. Nasıl yapıyorsun? Vur sana bana. Bana bir vursana. Terbiyesiz adam. Mübarek Ramazan günü terbiyesizlik yapıyorsun. Tamam. Sen kes sesini. Çağırdın ben seni. Ben seni çağırdım mı buraya? Çağırdın mı? Lan ben senin yanına mı geldim? Ben buradan geçiyorum. Geçerken satışıyorsun. Ayıp ya. Ayıp ya. Böyle bir şey olabilir mi? Hocam merhaba. Nasılsın? İyi Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Şimdi zam yapılıyor her şeye, biliyorsun. Evet, marketlere, simitlere, ekmeğe. Aynen. Fakat Ticaret ve Sanayi Bakanlığı bir genelge yayınladı ilgili resmi gazetede. Evet. Bakanlığa bağlı. Evet. Diyor bakanlık. Bundan sonra ekmeğe ve simite zam yapılınca bize danışacaksın, izin alacaksın, evet, bilgi vereceksin. Peki, biz bunu zaten bizim işimiz başımızdan aşkın. Evet. Vatandaşın zaten işi başına, bunu devlet bize yükleyeceğine kendi takip etse daha iyi olmaz mı? Tamam, doğru söylüyorsun. Evet. Peki madem simitçileri ve ekmekçileri böyle bir şeyin altına sokuyorsun. Evet. Marketleri de aynı şekilde bağlasın, değil mi? İzin alsın. Evet, vatandaş zaten doğalgaza, akaryakıta. Evet, neden onu yapmıyor? Vatandaş zaten kendi kendini zor geçindiriyor zaten. Bunu devlet vatandaşa yükleyeceğine kendi bir görevlerinde mi yapsın? Kendi devleti yöneten irade bu arada. Evet, aynen. He? Aynen. Bazen soruyorlar arkadaşlar, devlet, hükümet aynı. Devlet ve hükümet aynı değil. Devlet bizleriz. Aynen. Hükümet devleti yöneten irade. Yani biz bunu bazen yorumlara yazıyorlar. Tekrar anımsatıyorum. Devlet ve hükümet aynı değil. Gerçi her ne kadar mevcut AK Parti iktidarı devletleşmeye doğru gidiyor ama kim olursa olsun. Hı? Kim olsun yani, iyi yöneten yapsın ama yani bunu vatandaşa yüklemesin. Niye yüklüyorlar peki? Aa, vallahi bilmiyorum. Niye madem simitçileri, ekmekçileri denetliyorlar da diğerlerini niye denetlemiyorlar? Vallahi bilmiyorum. O yani böyle bir şey olmaması lazım. Hı? Yanlış bir şey bence. Nasıl görüyorsun gidişatı? Vallahi gidişatımız iyi değil. Aha. Ya kimine göre iyi değil, kimine göre bakıyorsun altında kuyruk var, ette kuyruk var. Ya yok diyorlar. Bu neden oluyor bilmiyorum. Ha, bu kuyruklar niye oluyor? Vallahi bilmiyorum. Acaba millet ucuza alsın diye olabilir mi? Mesela ekmek kuyruğu gördüm ben sabah bugün. Evet, evet. Fotoğrafını da çektim bizim mahallede. Evet. Millet ekmek kuyruğuna girmiş. Hemen niye daha ucuz? Evet. Et kuyruğuna niye giriyorlar? Daha ucuz. Vallahi bilmiyorum. Eskiden kuyruk vardı diyordu ama şimdi de kuyruk var. Aynen, nasıl oluyor? Aynen öyle. Belediye seçimleri yaklaşıyor. Aynen. Kararını verdin mi? Vallahi veremedim daha. Hala veremedim. Bak, bir sürü soruyu anlattın, kendin de söyledin. Vallahi bile kararsızım yani. Peki bu yaşadığımız sıkıntıların sorumlusu kim? Vallahi sorumlusu yöneticiler herhalde. Başka kim olacak? Peki senin kararını etkilemeyecek mi bu durum? Benim kararımı etkiler, illa etkiler de yani o sandığı vardığı zaman orada etkiliyor. Şu an kararsızım. Şu anda kararsızsın. Evet, aynen. Memnun musun? Şu an hiç memnun değilim. Ben zaten gurbetçiyim de memnun değilim yani. Nerede oy kullanacaksın? Ordu'da. Ordu'da. Evet. Ha, tamam. Burada kullanmayacaksın. Yok, kullanmıyorum. Ordu'da o zaman düşüneceğim diyorsun. Evet, aynen. Tamam, aynen. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sorayım mı abicim sana? Yok, evet. Nasılsın abicim, iyi misin? Tamam, teşekkür ederim. Nasıl gidişat? İyi. İyi, memnunsun. He, memnunum. Şimdi bu Ticaret Bakanlığı var, biliyor musun? He. Simitçilere ve ekmekçilere yönelik bir resmi gazetede bir genelge yayınlamış. Evet. Diyor ki fiyatları artırırken bize danışacaksın diyor, zam yapmadan önce. Evet. Madem böyle bir kural getirebiliyorsun, bu marketçileri de, bu akaryakıt şeylerini de kontrol etsin. Yavaş olacak yani. Ha, yavaş. Olacak tabii ya. Acelesi yok tabii ya. Yok tabii canım, tabii. Acelesi yok arkadaşlar. Kim gelsin, kim gelecek de bunları düzenleyecek. Bilemeyiz. Yani gelecek adam da yok yani. Yok. Peki bunlar düzeltebilir mi? Düzeltir tabii. Ama bunlar 21 yıldır, 22 yıldır var. Olsun, yine kalkınmasını yaptıysa bundan sonra da yapacaktır. Ha, yapacak diyorsun. Yapacaktır tabii canım. Emekli ya. Misin? Emekliyim tabii. 17 milyon. 17 bin lira emekli maaşı alıyor. Fena değil ama herkes senin gibi 17 bin lira alamıyor, biliyor musun? Çalışıyor mu ayrıyeten? Yok, çalışmıyorum. Hayır. Teşekkür ederim. Ha, iyi olur yani. Ya böyle bir cumhurbaşkanı daha nerede görülmüş ya? Yok ya. Dünyada yok. Dünyada yok. Dünya lideri. Bir tane. Vallahi dünya lideri. Bir tane. Dünyada yok başka. Öyle tabii. Dünya lideri zaten. Abi, değil mi? Abi, dünya lideri. Tabii. Dünya lideri. Dünya lideri. Ne? Dünya lideri kim peki? Bilmiyor musun? Yok, dünya lideri. Nasıl bilmiyorsunuz ya? Vallahi bilmiyorum. Yazık yazık. Gençsiniz. Dünya liderini tanımıyorsunuz. Ayıp. Kim işte? Ben sana söyleyeyim. Kim? Kemal Atatürk. Kemal Atatürk dünya lideri mi? Yok. Değil. O bizim liderimiz. Evet. Bizim liderimiz. Atatürk doğru. Bizim liderimiz. Evet, liderimiz. Dünya lideri kim? Kim? İşte abimiz de sana söylüyor. Bilmediğimiz için. Ayıp. Hani İbrahim abi söyle, sen söyle. Bak, kim Joe dünya lideri kim? Joe Biden. Trolleme, çocuklara bilgi ver. Kim? Putin. Rusya Devlet Başkanı Putin. Ha, Çin İbrahim abi. Çin başkanı İbrahim var abi, trolleme. Trolleme. Kim? O, söyle. Dünya lideri kim? He? Dünya lideri kim? Amerikan başkanı. Dünya lideri şu anda Çin görünüyor. Ya dünya lideri sensin, herkes dünya. Aslandayım. Abi sen dünya lideri Sayın Erdoğan. Erdoğan. Evet. Çok selamlarımı iletiyorum buradan ona. Söyleyebilir miyim abicim? Oradan bakıyorsun, röportaj. Bir dakika tamam, abi. Yeter. Abicim merhaba, nasılsın, iyi misin? İyiyim. Şimdi şöyle bir durum var. Ticaret ve Sanayi Bakanlığı bir genelge yayınladı. Resmi gazetede de yayınlandı. Simitçilere ve ekmekçilere yönelik fiyat artırıma gitmeden önce bize danışacaksın, izin alacaksın. Evet. Madem böyle bir karar çıkarabiliyor, o zaman şu market fiyatlarını, akaryakıt fiyatlarını, işte doğalgaz fiyatlarını da bakanlıklara bağlasın, onlar belirlesin fiyatları, olmaz mı? Olur ama ne gerek var? Heh, işte bilmiyorum, simitçileri yapıyor. Kimin gibi gücü yeterse, herkes gücü yetene zaten şu an. Simitçilere ve gücü yetiyor. Yeter. Ha, değil mi? Ya bizim insanımız celladına aşık. Bu iş bu kadar basit yani. Diyorsun bu kadar. Bu kadar, celladına aşık yani. Esnaf lokantası açacağım diye vaatte bulunuyor. Beni esnaf lokantasına mahkum ettiğin için benim sana hesap sormam gerekiyor. Kent lokantası, İstanbul'daki evet, diyorsun. Evet. İmamoğlu'nun yaptığı. İşte burada da yapılacakmış. Burada da var ama kafe var. Ucuz ama kahve içebiliyorsun. Ben esnaf lokantasına mahkum edildiğim için bir kere hesap sormam lazım. Benim 100 lira doğalgazımı ödüyorsun. Ben doğalgazımı ödeyemediğim için beni hesap sormam lazım. Sen benim doğalgazımı niye ödüyorsun ki? Ben para kazansam ben zaten ödeyeceğim onu. İndirsin abi doğalgazı. Gerçi Rusya şeyi geri çekti, biraz şey yaptı biliyorsun. Öteledi borçlarımızı aldı. Abi seçimden sonra hepsi itelenecek, ötelenmeyecek. Ötelenmeyecek, itelenecek onlar. Merak etmeyin. Yani umudum yok. Fena diyorsun seçimlerden sonra. Zaten yani görünen köy kılavuz istemiyor ya. Bu iş bu kadar basit. Peki seçime gidiyoruz, kararını verdin mi abi? Belediye seçimlerine. Memnun musun? Bilmiyorum. Büyükşehir Belediyesi'nden Bursa'da. Bursa'dan memnun değilim. Ya yıllardır ya sadece benim memnun olup olmayan bir şey değiştirmiyor. Anlıyorum da yani şöyle bir şey var. 65 yaş üzeri oy kullanmasın abi. Kullanmasın abi. 65 yaşındaki ya, adam yer satarken tapuya gittiğinde, oraya gittiğinde sağlık raporu istiyorlar bu adamdan. Ama 65 yaşında oy kullanmasın diyorsun. Kullanmasın abi. 70 yaşında. Ya yeter Devlet artık. Devlet Bahçeli 70 küsür. Kemal Kılıçdaroğlu keza öyle. Ya yeter, gençler gelsin abi. Gençler gelsin abi. 65 yaşındaki adam 20 yaşındaki adamın geleceğiyle oynamasın abi. Özgür Özel genç, diğer tarafta İmamoğlu genç. Ya gelsin, gençler gelsin. Ben Özgür Özel o bu, ben partici de değilim. Anladım yani kim iyi olacaksa o gelsin abi. Yenilikler olsun yani bu şekilde. Yoksa şu fiyat şeyine tekrar geleyim ben ya. Ben hala anlayamıyorum. Madem simitçilere dedin ki gücü yetiyor. Abi koskoca hükümet şeye gücü yetmez mi ya? Ama orada vardır. Şeyi vardır yani yüksek yani yerlerden. Doğalgaz ve akaryakıtı da bağlayabilir bakanlık kendine, değil mi? Bağlar. Simidi ve ekmeği bağladığına göre. Bağlar ama simitten ekmekten çok rant kazanamıyorlar demek ki. Ufak işlerle uğraşmıyorlar abi. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim, sağ ol. Sorayım mı abicim sana? Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ ol. Biz daha önce de konuşmuştuk ama iyi. Konuşmuştuk ama bayağı oldu konuşmayalı seninle. Çünkü bir de çok yapıyoruz. Kiminle konuştuk bazen unutuyoruz. Şimdi Sanayi Bakanlığı, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı bu simit ve ekmek imalatçılarının değil mi? İmalatçılarına yönelik bir genelge yayınlamış. Resmi gazetede de yayınlanmış. Diyor ki fiyatları artırmadan önce bizden izin alacaksın, bize danışacaksın. Böyle bir karar alabiliyorsa bu market fiyatlarının içinde yapabilir bunu. Yani mi? Aynen. Akaryakıt fiyatları, doğalgazı hepsini yapabilir, elektrik vesaire. Yani aynen. Niye o zaman gücü sadece simitçilere ve fırınlara mı yetiyor? Vallahi şimdi abime ne diyeyim bilmiyorum ki, söyleyecek laf yok ki. Yani söylenecek laf yok. Nasıl gidişat? Vallahi gidişat çok kötü ya. Gerçekten çok kötü. Vallahi yani gerçekten çok kötü. Burada şu gençlere bir bak. Söyle cebimde 100 lira 200 lira çıkarsa ben... telefonu var. Param var. Param var. Telefonu var olmak ayrı, cebinde para ayrı. Telefon herkeste var ya. Telefon adam nasıl alacak? Telefon neyle alacak? Parayla alınıyor da nasıl alınıyor? Çalışacaksın, alacaksın. Çalışacaksın mı, alacaksın? Evet. Doğru. Ama çalışıyor mu? Siz çalışıyor musunuz? Yok. Yo. Niye? Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun? Neyle alıyorsun sen? Okul okuyorum. Okula gidiyorsun. Evet. Bağımlı aldım. Ailen sana harçlık verebiliyor mu? Verebiliyor. Allah şükür. İşletme çalışıyor. Evet. Ne kadar alıyor? Ne kadar aylık onu bilmiyorum. Aylık alıyor mu? Ama aylık ne kadar alıyor? Geçimini yapabiliyor mu? Yapamıyorsun. Geçinemiyor aile. Aman geçinemiyoruz abi. Yetmiyor. Yetmiyor. Demek ki ben alıyorum. Al bir telefon alıyorsun, bir sene bir telefona çalışıyor. Evet. Doğru mu? Doğru. Ya şimdi burada 15 bin. Gel burada konuş abi. Bak. Güzel abicim gel burada konuş. Gel burada konuşalım. Gel konuşalım. Kızmaca darılmaca yok. Tamam yok dayı. Ben 15 bin lira kira yapmış ev sahibi. 17 bin liraya çalışıyorum. 2 de çocuk okutuyorum. Nasıl yurt dışına gitmeyi istemeyim? Ha güzelim Türkiye. Çok güzel Türkiye'miz. Ama Türkiye hepsi denemiyor ki. O zaman memlekete bir şey diyen yok ki. Öp de başına koy. Öp de başına koy. Dünyanın tek memleketidir tek. Ne yetiştirebiliyorum? Buğday bağdan alayım. Buğdayım gitti. Pamuğum gitti. Bak şu anda. Karpuz gitti. Ben de insan yetiştirdim insan. Ben de anlatıyorum bak. Ben diyorum ki buğdayım yok. Karpuzun yok. Hiçbir şeyin kalmadı. Saman bak şurada saman var yurt dışından geliyor. Nasıl bu gençler Türkiye'yi terk etmek istemesin? Sana söylüyorum. Ama ben bunları razıyım abi. Ben de giderim kardeşim. Maddi durumum olsa ben hiç durmam burada mesela. Direkt yurt dışına giderim. Türkiye'm çok güzel. Aç mı kaldın oğlum? Bu memlekete aç kalırsan sen dünyanın bir yerinde. Sana sorumu sorabilir miyim? Güzel abicim. Sana sorumu sorabilir miyim? Ticaret Bakanlığı bir karar aldı. Resmi gazetede yayınlandı. Ekmek ve simit fiyatlarını izne bağladı, bakanlığın iznine. Madem bakanlık böyle bir karar çıkarabiliyor hükümet, o zaman bu market fiyatları için de böyle bir karar çıkarsın resmi gazetede. Akaryakıt fiyatları da artmasın, market fiyatları da artmasın. Yani sanki onlar, yani devlet onlara izin mi veriyor? Kendi kendilerine yapıyorlar. Hayır olur bak simit bizim milletimiz. Güzel abicim anlamadın illettir, galiba. Millet illettir ya. Tamam bak anlamadın. Kendi kendine bakanlık şey diyor ki benden izin almadan fiyat artıramazsın diyor simitçilere ve ekmekçilere. Aynı şeyi marketçiler için yapsın. Sen biliyor musun kaç tane marketlere ne kadar ceza verildi? Ama niye önüne geçemiyor? O kadar kesiyor onlara cezayı. İnsan öyle cezayı bizden kesiyorlar onlar. İzne bağlasın bak. Tıpkı simitçilere, ekmekçilere olduğu gibi izne bağlasın. Yapacak. Mesela akaryakıt tamam marketçiler zamı yapıyor bu. Akaryakıt zamını kim yapıyor? 25 yıldır niye yapmadı? Gel abicim gel. Dilenci, emeklilerin yılı demek dilenci benim gözüm. Mesela 10 bin lira veriyor. Sadaka. Ama adam diyor ki bak devletimiz, memleketimiz, ülkemiz ne güzel diyor. Evet bizim memleketten bir kabahatimiz, bir şeyimiz, bir şikayetimiz yok. Valla dilenmek güzelse güzel bir parça. Ülke, devletimizi seviyoruz. Doğru mu? Kimsenin itirazı yok. Kesinlikle. Ama insanlar bu şeyde, bu güzelim ülkede de dilencilik yapmasın, dilenci durumuna düşürülmesin diyorsun. Evet. Yüzükle geldi adamın sarayları var. 5 sene uçağı var. Aç koruması. Sayısını bilen var mı? Sayısını bilen var mı? Helikopterlerle mitinge gidiyor. Camiye namaz kılmaya bir orduyla giden bir adamdan var. Adam diyorum da kusuruma bakmasın insanlar. Adam değil benim gözümde açık diyorum. Adam değil. İsim vermedim ben. Üstüne alınmasın adam değil diyorum. Kesinlikle üstüne alınıyorsa yapacak bir şey yok. Tamam. Şimdi sorum şu. Ticaret ve Sanayi Bakanlığı bir resmi gazetede yayınlanan bir genelge yayınlandı. Evet. Dedi ki simitçilere ve ekmek fırınlarına fiyatları düzenlerken bizden izin alacaksınız, danışacaksınız. Niye izin alacakmış? Tamam. Madem böyle bir genelge yayınlayabiliyor, şu marketçilerin, şu akaryakıtçıları çiğitine bir genelge yayınlasın değil mi? Onlar da para çok. Abi $1.32 olmuş. Onlar da para çok. Simitçinin kazandığı 2 lira ona göz dikmiş işte. İnsanlar dilendirmeyi çok seviyorlar. Bak bunlara yazık günah. Harbi diyorum bunlara yazık günah. Güzelim peki çalışıyor musun bilmiyorum. İşsizim şimdi şu anda. Evet. Nasıl geçiniyorsun? Ben mi? Evet sen. Vallahi yakında görürsün nasıl gezerim. Vallahi 3-5 gün sonra bir belediyenin önüne gidip yakmasam kendimi hiç sıkıntı yok. Ya evet. Saçmalama yakmak. Ciddi diyorum abi. Çözüm değil güzel kardeşim bak birkaç kişi daha geldi. Çözüm. Bunun gibi üstüne alınma. Bunun gibi emekçiler hala da savunuyor. Ya, ya açız ya vallahi. Açız arkadaş bak. Abi trolleme ayıp. 10 bin liraya bak, nasıl geçineceğim? Bak lafım bitmedi bak diyorum bak, ki ben de. Değil mi? Güzel dayı bak lafımı kesme. Bak simit olmuş 15 lira. Bak nasıl geçineceğiz? Bak lafımı tekrar diyorum. Bir susa da anlatacağım şimdi şu anda. Değil mi? Trollüyor İbrahim abi trollüyor. AK Partili kendisi memnun. Diyorum ki bak senin gibi emekliler ya vurup öldüreceğiz ya da kendimi yakacağım. Bu kadar basit. Yani. Sen 60 yaşına kadar bir bokaya sahip olamadıysa, bir baltaya sahip olamadıysa Sapımdan gitti. Memnunum da o da ağaçtan oluyor bilen değil mi ya? Bir kürdan yakıyor onu. Valla. Bir yakıyor hepsini bir ormanı. Memleket batmıştır le batıyor. Afrika ülkesi. Afrikalılar geçiyor. Güzelim seçim yaklaşıyor belediye seçimleri. Sen kendini yakmaya falan geç unut. Gençlere ihtiyacımız var bizim saçmalama. Evli falan değilsin değil mi? Ayrıldık. Geçim sıkıntısından dolayı. Geçim sıkıntısı. Yok. Ya çoluk neyse öyle bir şey saçmalama. Oy vereceksin seçimde. Kime vereceksin? Tabii ki. Vallahi ben hepsine dedim. Ben bütün adaylara gidiyorum. Hatta gerekse ricada bulunuyorum. Bir nevi yalvarıyorum, açıklıyorum. Şunları gönderelim. HDP mi gelir HDP gelsin. CHP gelirse CHP. Diyorum ki HDP bu ilçede kazanma ihtimali %90. Kardeşim hep birleşin HDP verir. Aynen. Kim gelirse Saadet oldu, adı dem oldu. Fark etmiyor. Benim hepsi kardeşim. Kürt de benim kardeşim. Yezid de benim kardeşim. Yezid bile kardeşim. Yeter ki o 20 yıllık iktidardaki bu emekçilerin yılını seçtiği o adam gitsin. Adam diyorum da yine kusuruma bakmasın. Adam değil kimse benim gözümden. Evet teşekkür ederiz abi. Helal olsun. Teşekkür ederim. Ben sana sorumu sorayım. Bu Ticaret Bakanlığı bir genelge yayınladı. Resmi gazetede yayınlandı. Simitçiler ve ekmekçilerle ilgili. Dediler ki fiyat düzenlemesine düzenlemesi yaparken bizden izin alın. Ticaret Bakanlığı. Şimdi şöyle bir soru akıllara geliyor. Madem simitçileri ve ekmekçileri denetleyebiliyorsun, izne bağlıyorsun. Yapmıyorsun evet. Evet. Marketçileri, akaryakıtçıları. Abi sen cevap verdin gözünü seveyim. Ya ne olur bak ben siyasi bir şey diyemem siyasi ya. Siyasi değil ama benim işim var. Memnun musun? Vallahi. Ya bırak. Ya bak derisi kalın. Derisi kalın. Yok. Vallahi benim ticari işim var. Ha, ben çekiniyorum diyorsun. Benim işim var. Ya Müslüman adam çekinir mi ya? Ya neyse. Abi görüşürüz ama takip ediyoruz. Abi sustuğumuzdan böyle oluyor ama dikkatini çeker. Çok çekiliyor. Bak öyle bir hale geldik. Ticaretle uğraşıyorum diyor. Ne olur ne olmaz. Gaza gelmiyorum. Ben içimden geldi diyor. Bak çocuklar bir sakin olun ya. Bir dakika. Abi sabah operasyonu yapalım. Tamam oğlum. Bak çekiniyor. Neyden çekiniyor biliyor musun? Ticaretle uğraşıyorum diyor. Vergi gelir bilmem ne gelir. Ceza keserler diye çekiniyor. Ülke o hale gelmiş. Adresini açık verebilirim. Sıkıntı yokken hiç çekinmiyor. Yok sen çekinmiyorsun da o Allah'tan başka sakallı kardeşimiz çekiniyor. Zaten diyorum ya bir emekçi abilerimizin yüzünden bir de onların yüzünden bu hale geldik. Nokta. Teşekkür ederim. İnşallah gençler çözecek. Sakın o dediğin şeyi yapma. Teşekkür ederim. Arkadaş iş arıyor galiba işsizim dedi. Evet iş arıyormuş. Nilüfer sanayine gel yarın. Pazartesi günü. Gürüz tutuyorum. Servis varsa hemen gelirim abi. 35 tane servis var. Tamam. Telefon numaranı. Telefon numaranı ver. 3G depolama raf sistemleri. Bizim fabrika bu hafta 50 kişi aldı. Telefonunu ver abi. Benim telefonum ben almıyorum. Şeyden 3G'ye git. Eleman arıyor. Abi hemen yarın. Tamam abi. 3G şeyden bulabilirsin. 3G. 3G mi? 3G. Sakın tamam. Yakma he. 3G arkadaşlar 3G eleman arıyormuş evet. İş arayanlar. Abi, bir oydur. Tamam yakma kendini. İbrahim abi tamam. Yakması kendini. Sorumu evet durmazların arkasında. Sana sorumu sorabilir miyim? Ben o soruyu değil de. Şimdi hani geçinemiyoruz, yemiyoruz diyorlar. Ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Sorum o değil. Biliyorum, fırıncılar odasını soracaksın. Yok hayır bak. Şöyle Ticaret Bakanlığı bir genelge yayınladı. Tamam. Arkadaşlar bir saniye İbrahim abi bir saniye. Bir genelge yayınlandı resmi gazetede. Diyor ki fiyat düzenlerken bizden izin alacaksınız, denetleyeceğiz. Evet. Madem böyle bir durum çıkarabiliyor bakanlık, o zaman bu market fiyatlarını, akaryakıt fiyatlarını ve işte doğalgaz fiyatlarını, elektrik falan hepsini bu şekilde şimdi, denetleme altına alsın olmaz mı? Olmaz. Niye? Bir kere serbest ekonomi şöyle söyleyeyim. Akaryakıt belli başlı bir şey değil. Ona simitçilerin şimdi bugün çoğu insan diyor ki bugün atıyorum mazota 1 lira zam geldi diyor. Yani hükümet yine 1 lira zam yaptı diyor. Akaryakıt olayını farklı tutacaksın. Tamam. Akaryakıta gelen zammı hükümet yapmıyor. İndirimi de hükümet yapmıyor. Tamam. Akdeniz bölgesi petrol araştırma şirketlerine olan dolar kuruna göre akaryakıt tamam, zammı geliyor. Tamam onu bir kenara alalım. Tamam. Markete gelelim o zaman. Gelelim. Marketçileri yapsın her evet, şey. Evet marketçileri deneme yapabilir. Peki neden simitçilere mi gücü yetiyor? Hayır şimdi onlara yapabilir. Bazı şeyler muhakkak ki göz ardı ediliyor. Edilmiyor değil. Ama arkadaş konuşurken açtım. Ben araştırmaya göre konuşurum. Aha. Geçen sene yapmıştım bu araştırmayı. 2002 yılında asgari ücret 184 lira arkadaşım. 2023 yılında 8550 lira. Geçen seneki asgari ücret. Şeker 1,3 lira 136 kilo şeker alabiliyordun. Şimdi? 356 kilo. Şimdi? Şimdikini çarpabiliriz yine. Aha. Tamam mı? Sigara 2,5 lira. 74 paket sigara alabiliyordun. Anımsatır mısın? Geçen sene 2023 geçen sene. 8550 lirayken asgari ücret. Evet. Geçen seneki bu. 17.000 bir şey bitirebilir miyim? Bitirebilir miyim? Bak bir saniye. Ha, tamam, bir saniye. Tamam. Dedin ya herkes aç üç diye. Değil. Yok adam çarşıdan geliyorum. İnanır mısın? Ayıp da söylemez. Kıyma alacaktım. 50 kişi var kuyrukta. Niye? AVM, niye o kuyruk? AVM'ye giriyorum. O kuyruklar niye var abicim? Bir tane standart yok üst katta. Ya yemek Bursa'nın nüfusu 4,5 milyon abicim. Ben, o kadar da dolsun hayır, ya. Hayır, olsun. He. Niye ya yiyorlar demiyorum. Bu ekonominin iyi olduğu anlamına gelmez ama. Böyle olması lazım zaten. Cevabını tamam da. Bu şekilde olması lazım. Ben şimdi şu an evlendim. Geçim sıkıntısından dolayı. Şimdi diyelim ki senin bir oğlun var ve ben evleneceğim. Kaç tane çeyrek altın alabilirim? 18, 20 milyar maaşı düşün. Mesela 20 milyar. Kaç tane çeyrek altın alır? 4 liradan 5 tane alırsın. 5. Bundan 5 yıl önce kaç tane çeyrek altın alıyordun? O 1200 lira diyordun ya. Kaç tane alıyordun abi? Çarpmak, bakmak lazım ya bak abi, fiyatını bilmiyorum. Tamam abi. 5 tane önceki fiyatı bilmiyorum. Bak abi. Eskiden benim, sen emekli olduğun zaman bir ev bir araba alabiliyordun. Bir ev bir araba alamıyordun. Şöyle abi, ben sana söyleyeyim. Ya da 3 çocuğuna bakabiliyordun rahatlıkla. Bunlar yıllardan beri Bursa'da kalbur üstü firmadır. Tofaş'ında yüksek tazminat alma nedeni Koç Vakfı diye bir vakıf var. Çalışırken para kesilir. Dinle beni ya. Bir sorun sür ben de konuşayım. Koç Vakfı'na para kesilir sana her ay. Bu emekli olduğu zaman tazminatın 300 bin liraysa Koç Vakfı'na alırsın rahmetli 1 milyon lira. Orada çalışmadı. Normal bir fabrikada çalışıyor. Normal bir fabrikada çalışan. Çok detaylara girmeyelim. Ekonomi nasıl abicim gidişatı? Ekonomi kötü. Neden kötü? Kötü. Şöyle daha iyi olabilir. Ama ben 2000'li yıllarda çok daha kötüsünü gördüm. Bunu yani bir kere kabul etmek lazım. Daha kötüsü de vardı, daha kötüsü de vardı. Bunun da daha iyisi olabilir. Olabilir. Daha sık denetlemeyle her şey olabilir. Kuyruk örneği verdin ya. Evet, yukarıdan geliyorum ya. İşte az önce söz ettin, kötü ekonomi dedin ya. Millet ucuz et alabilmek için. Ucuz değil abi. Ya onlara diğer hayır, kasaplara göre ucuz. İnanır mısın? Değil 440 lira kıyma. Tamam. Aşağıdaki kasapta da 450 lira. Hayır değil normal mahalle kasaplarında. Hayır abi kendim kanal boyunda duruyorum. Gel gidelim beraber canlı yayında göstereyim size. Canlı değiliz bant yapıyoruz. Tamam gidelim canlı. Tamam yapalım. Bizim mahallede 450 lira. Niye yaymıyorlar? Tek diyelim ki sizin orada var diyelim. Niye genele yaymıyorlar? Niye genele yaymıyorlar? Kasapları daha uyguna. Yurt devletin değil ki kasap. Yok. Niye nasıl yaysın? Kasap zincirleri oldu bunlar. Market zincirleri gibi. Belirli kasaplar yapıyor. Onlar toptan aldıkları için o yüzden hayır, ucuz. Belirli kasap değil ya. Gelin gidelim ya. Çekip çekmeye devam edelim. Tamam, Ukrayna savaş halinde değil mi? Ukrayna savaş halinde değil mi şimdi şu anda? Niye biz orada inek alıyoruz, ot alıyoruz, buğday alıyoruz, yağ alıyoruz? Ya bak. Kurban olsun. Niye alıyoruz? Ne oldu bizim tarımımıza? Sosyal medyadan okuyarak ve görerek karar veriyorsunuz. Abi, iyice araç duyduğunuz bir şeyi yani, Allah size akıl fikir vermiş. Abi. Her bir şeyi. Yok ama şu yalan mı? Bir dakika. Sadece oradan okuyarak bunu yapmış. Bir dakika. İki taraf için de konuşuyorum. Muhalefet içinde, hükümet içinde. Bu bunu yapmış diyerek hemen sırtını dönmeyeceksin. Araştıracaksın. Savaş halindekinden sen arpa buğda alacak kadar zavallısın abi. Tek kelime Türkiye olarak zavallısın. Ne oldu bizim tarımımıza ya? Ne oldu bizim tarımımıza? Bitti. Biz, kim bitirdi işte onu anlatmaya çalışıyor arkadaş. Onu anlatmaya çalışmıyor arkadaş. Olur mu? Arkadaş, savaşan Ukrayna hocam. Bak direkt ben giriyor. Emekliler dilenci diyor. Güzel kardeşim. Emekliler niye dilenci emekli ya? 10 bin lira maaş alıyor abicim. Emekliler dilencidir ya. Emekli 25 sene çalışır. Peynir almadan gidiyorum. Kimi daldım yapıyor demiyor. Emekliler dilenci abi. Dilenci. Bak ben 37 sene yaşındayım bak. Dilenci aldırmaya kalkmaya. Kendileri 3 sene 5 sene milletvekili demiyorum. 2 sene de emekli oluyor. 25 sene çalışıyor. Kirada oturuyor diyelim ki 8 milyar ortalama. Kiradayım. 4000 lira kira veriyorum. Bu adam nasıl geçinecek? Geçinemez. Dilenci ne yapacak? Zaten onu anlatıyor insan. Hayır abi. Kadın olsa kendini satar diyeceğim. Kızgın olanlar arkadaşına destek çıkıyor. Ben de emekliyim. Abi biri ben de emekliyim. Ben bunu kabul etmiyorum. Bak. Emeklileri komple kapsayarak dilenci diyemezsin sen. Bak anlatamadım. Ya bu hayır. Dileneceğiz. Ben kabul ediyorum. Yakında dileneceğiz. Bak yakında dileneceğim. Ben kabul etmiyorum. Dileneceğim. Evet dileneceğim. Sen edebilirsin. Bak ki 4000 lira kira. Sen üstüne alınma o zaman abi. Onu diyorum. Herkesi itham edemezsin. Ya bak onu diyorum yani. Çalışıyorum. Emekli çalışıyorum. Tabii ki. Farkında değil. Bak bir buçuk aydır arıyorum abi. Senin zoruna gidiyor. Hayır dilencilik o değildir. Bugün bak sana bizzat yok sen dilencisin. 10 bin lira para değil. Ben ona bir şey demiyorum. Sen kul hakkına da giriyorsun. Sen kul hakkına da giriyorsun Ali. Girme kamerayı kapatma. Neden kul hakkına giriyorum? Bu kez sen bak emeklisin ya. İyi maaşın olsa, sosyal faaliyetin güzel olsa sen çıkarsın buna yol verirsin. Sen buna yol verirsin. Gelsin yarın dediğim yere bunu alacağım. İş var. Sen yarın unutma. Abi sen çık. Anlatamıyorum ki. Alıyor. 10 tane mi alıyor? Bir tane de çıkar 11 kişi alır. 15 kişi alıyor. Gel kardeşim. Tamam gelecek yarın. Pazartesi gitsin. Gelmezsem şerefsizim. Sen orada mı çalışıyorsun? Ben çalışıyorum orada. Ben 15 yıl orada çalışıyorum. Bir dakika abicim müsaade eder misin? Şimdi güzel kardeşim. Ülke sıkıntılı olmasa sen emekli olduğun için çalışmana ihtiyaç gerek kalmayacak. Muhakkak. Demek ki ondan problem var. Problem oradan kaynaklanıyor. Bugün bizim ülkemizde bir emekli. Onu da anlatmaya çalışıyor arkadaşım. Ben onu biliyorum. Bugün bizim ülkemizde bir emekli bir şehirden bir şehre tatile gidemiyor. Heh. Ama Avrupa'daki emekli ülke değiştiriyor. Tabii. Ben bunları söylüyorum. Ben bunları kabul etmiyorum zaten. Ben 5.000 lira bak 5.500 lira yol para çocuğuma gidemiyorum. Ne diyelim abi? Gücüne gidiyor. Dilenmektir. Bu adam, bu amcam gidip dileniyor mu? Evet. Hükümete evet. Ama mecbur kaldım. Dilenecek. Torununa diyor ki, torununa diyor ki bana açlık ver diyor. Ben 2002'de emekli oldum. Benim emekli maaşım 2 asgari ücretti. Şimdi benim emekli maaşım bir asgari ücrete düştü. Peki bu kanun çıkarken 98 yılında Faruk Çelik'le niye hiçbir sesinizi çıkartmadınız? El altından yaptılar. El altından yapmadılar. Ben bak 25 yıl önceden bahsediyorum. Şu anda 50 yaşındayım, 25 yaşındaydım. Açıp gazeteler nasıl aydınlatmadılar ya? Gazeteler yazdı bangır bangır. Bir tane uzman çıktı. Bunun acısı çok kötü çıkacak dedi. Tamam, ona da yıllar sonra dedi. Bizi kimse tırmanmıyor ki. Sesi çıkarsa ne olacak? O zaman çıkacak. Diğer iktidadan en fazla 5 yıl kalabildi bak. Diğer hep 5 yıl, 6 yıl. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Bir şey var mı? Teyzeciğim, ablacığım sana sorayım. Emeklisin. Evet. Ne kadar alıyorsun? 10.000 lira. 10.000 tamam Şükret. O da yeni oldu. Tamam Şükret ama. 4.000 lira bak 4.000 lira kira veriyorum. 1.700 lira kredi ödüyorum. Elektriğim, suyum hani bana para? Ne kaldı? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Ama gücüne gidiyor işte dilenci Gücen, bana diyor. Bak, dilenci durumuna düştük diyor. Gerçekten bak güzelim bu aydan şu şeyi, seçimi atlatalım dileneceğiz yani. Gerçekten dileneceğiz. Evet. Evet. Tamam. Bak diyor ki kardeşim, bak diyor ki teyzem diyor ki eğer böyle giderse dilenci durumuna düştük. Dileneceğiz diyor ona. Geçsin seçimler. Evet, evet, bak nasıl dileneceğiz. 10.000 lira maaş değil. Yani ben bunları desteklemiyorum. Herkes öyle. Hayır, ben bunu desteklemiyorum. 17.000 kişi onu alıyor. Abi söylüyorum ben. Ya tamam. Yapma Allah aşkına. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi hocam sana sorayım senle bitiriyorum. Buyurun. Şimdi Ticaret Bakanlığı bir genelge yayınladı. Resmi gazetede de yayınlandı. Evet. Geçtiğimiz günlerde yayınlandı ama çok gündeme gelmedi. Şöyle bir durum. Simitçiler ve ekmekçiler fiyatlarını düzenlerken bakanlığa danışacaklar, izin alacaklar. Madem böyle bir karar çıkarabiliyorlar. Sadece simitle bu millet simitle ekmek yemiyor ki. Marketleri de denetlesin değil mi? Bin çeşit marketlerde ürün var. Ha, onları niye denetlemiyorlar? Onları denetlesinler. Git bugün al beyaz peyniri 100 liraya. Bir hafta sonra git 150 lira oldu. Niye onları denetlemiyorlar? Yumurta kaç paradır? Nereden nereye geldi? Bir simitle bir ekmekle insanları oyalıyorlar. Başka bir şey yok. Ama onu da işte fiyat artıramıyor simitçiler. Güçleri simitçiye, ekmekçiye mi yetiyor? Bir simitçiye bir ekmekçiyle sadece olmuyor bu işler. Onlara mı yetiyor? Onlara yetiyor deme. Tamam. Kasaplara gitsinler, et durumuna baksınlar. Tamam, teşekkür ederim. Hacı abiyle bitiriyorum. Az önce onu söyledim. Et kuyruğu 50 kişi var kasabın önünde. Ya ucuz olduğu için sen farkında değilsin. Vallahi ucuz ya. Bak içeri girdim baktım ya. Tamam. Peki. 440 lira kıyma kilosu. Abicim, tamam. Besaçların önü niye kuyruk ucuz ekmek olduğu için? Ben Bursa'da 35 yıldır kuyruk var Besaç'ın önünde. 35 yıldır? Evet var. Peki tamam. Yok diyen yaşlanmıyorlar. Tamam abicim peki teşekkür ederim. Anlıyor amca 35'ten önce 5'e tane. Gel abicim gel. Bitiremedim röportajı. En son konuşmamızda hatırlarsanız şu kirli bir ortam vardı burada kırık dökük. Yani bayağı bir değişiklik oldu. Biz görmek istediğimizi görüyoruz. Yani biz ne yaptık? Özellikle siz ne yaptınız bu zamana kadar? 50-60 yaşına kadar yaşadınız. Bu vatan için ne yaptınız? Çocuklarınıza bırakacak ne yaptınız mesela? Bunu örnek. Yani biz birilerini eleştiriyoruz. Biz kendimiz ne yaptık? İyi de biz eleştiriyoruz. Hayır. Işte. Millet bak, seçti bunları. Milletten ziyade bak. Öncelikle bak şimdi. Seçmedik mi bunları? Öncelikle biz kapımızın önünü süpürelim. Tamam güzel kardeşim. Bak şahsi olarak. Anneni babanı seçemiyorsun. Çocuklarını seçemiyorsun ama. Anneni babanı seçemiyorsun da. Seçebilirsin. Şimdi siyasetçiyi tabii ki seçebilirsin. Ha, biz seçebiliriz ama gerilere gittiğiniz zaman biz çekiç gücü kaldırmadık ki neyi seçelim? Biz nelere yani konuşulacak çok şeyler var ama biz kalktık şu andaki sıkıntılardan daha önceki konuştuğumuzda şuradan bahsediyordunuz. Evet. Bana teşekkür etmen lazım. Yapamazlar, edemezler dediniz. O zaman öyle konuşmuştuk ama. Bir bilgi vereyim. Ama o zaman öyle konuş. Bak çocuklar, gençler, bak, bir sürü gençler bağırıp çağırıyordu şuralarda. Şu anda gençler görüyor buraları. Bundan hiç konuşmuyorsunuz. Tamam eksiğimiz var. Bak eksiğimiz var. Biz ne yapabiliriz? Ben bunu söyle. Sana şöyle bir bilgi vereyim. Buyur. Neydi belediye başkanının ismi? Ali Nur Aktaş İnegöl'den Bursa'ya geldikten sonra. Evet, akşam görüştüm. Akşam görüştüm biliyor musunuz ama şunu söyleyeyim ama siz şunu söyleyin bak. Başka bir şey söylüyorum. Şu gençlere neler yapabiliriz de bak ben ne yapıyorum biliyor musun? Kendi adıma akşam söyledim ki Tren 24 saat çalışmalı. Bursa burası büyük şehir. 24. Başka bir şey söylüyorum. Ama değil, ben kabul etmiyorum. Ben başka bir şey söylüyorum, dinlemiyor ama ya. Ama siz çözüm yok, sadece eleştiri. Ya bir dakika bir dinle. Gençlere Allah neler Allah yapabiliriz Allah demiyorsunuz. Bak ben kendi adıma birey normal vatandaşım, bak aldım gidiyorum. Akşam diyorum görüştüm, diyorum ki. Tamam. Diyorum ki şurasının yapılması, ben normal vatandaşım. Ne yapmak lazım? Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir dakika. Bursa Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de sayılı 5 tane 6 tane ilden 24 saat çalışmalı. İşten çıktım ben, 300 milyon verdim. Taksi tuttum gittim. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Ama bak bitireceğim çok. Ama neden yani? Neden bizi şeylere, tırcılara, kamyonculara, taksicilere gebe bırakıyorlar? Tamam. Bunun sıkıntısı ne? Tamam. Biz sıkıntıyı aramıyoruz. Biz sadece sinek alıyoruz. Bataklığı kurutmuyoruz. Tamam. Sadece diyoruz Tayyip Erdoğan veya Kılıçdaroğlu veya şu. Biz bu hastalığa neden yakalandık? Biz Allah'ımızı unuttuk. Ondan. Bitiriyorum. Allah'ımızı unuttuk. Camiye kilitledik. Ondan niye? Teşekkür camiler ederim. Dinle bir dakika. Teşekkür ederim. Dakika. Ben bitirdim. 5 yıl önce ben söyleyeceğim ama. Camiler. Allah aşkına bir dinle. Buyurun. Allah Allah. Buyurun. 5 sene önce Ali Nur Aktaş İnegöl'den geldikten sonra, Recep Altepe gittikten sonra sivil toplum örgütlerini çağırdı. Ben de İnsanat Sinema Derneği Başkanı olarak... Biliyorum, tanıyorum. Bizzat tanıyorum sizi. Tamam, eyvallah. Sezerinizi de biliyorum. Ya tamam, bir dinle ya. Allah Allah. Buyurun. Tamam. Gittik, dedik ki Sayın Başkan sizden hiçbir şey istemiyoruz, ben Bursalı olarak. Şu kent meydanının bak 5 sene önce şu zeminlerini düzelt isteyen benim. Ben konuştum sizinle. Ben bireysel kendim söyledim. Bak onu bana söylediniz. Bana söylediniz. 5 yıl sonra yapıldı. Ama bu kadar biz gücümüz yok abi. Nasıl gücümüz yok? Sen dünya lideri yönetiyor bize ya. Abi dünya lideri değil, gücü olduğu kadar dünya lideri. Tamam. Sen halen daha Amerika dolarına bağımlısın. Niye bağımlıyız? Niye bağımlısın? İşte onu bulacaksın. Vicdanen seni rahatsız ediyor. Senin milli paranın üstünde Cumhuriyet yazmıyor. Cumhuriyet yazıyor, Cumhuriyeti yazmıyor. Ne yazıyor? Oku, çıkar cebinden. Cumhuriyet Merkez Bankası yazıyor. Cumhuriyeti neden yaz? Biz Cumhuriyet miyiz, Cumhuriyeti miyiz? Ya öyle yazar. Türkiye öyle değil, öyle değil. Bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Bozuk paraya niye Cumhuriyeti yazıyor? Buna neden Cumhuriyeti yazıyor? Bunu neden Cumhuriyeti yazıyor? Üstünde bak. Yakında onu da. Bunun ben söyleyeyim size. Söyle, hadi söyle. Bunun şu anda hissesinin çoğunluğu bizde, ondan. Biz kağıt para basamıyoruz. Gücümüz yok. Biz daha güçlenmedik. Biz boş konuşuyoruz. Bak yaptı değil mi? Teşekkür edeceksin buradan. Ali Nur'u yaptı. Görevi yapacak. Ama yaptı. Ya görevi zaten. Yapmıyor muydu? Hakaret ediyorum adama. Yapmıyor muydu? Ablacığım yapacağız. Biz sadece yapacak. Yani. Biz A partisi, B partisi değil. Biz bir olacağız. Paylaşmayacağız. Hepimiz bir olacağız. Böyle insan gibi yaşamasını öğreneceğiz. Ama neden? Biz Allah'ımızı camiye kilitledik. Tamam mı? Şu anda sokaklarımızda herkes böyle çaresiz. Doktor da çaresiz. Ablamla bitiriyorum abicim. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Allah'ı camiden çıkarmak için uğraşın. He, ne? Allah'ı camiden çıkarmak için uğraşın. Nasıl camine? Sana şah damarından da yakınım diyor Allah. Ama şah damarından da yakınım. Ama o zaman anayasayı değiştiremiyorsun. Neden? Niye değiştiremiyorsun? Ben Müslüman devletim. Parayı şeyi çıkardı kendisi. Neyi çıkardın? Ben Müslüman devletim. Ya AK Parti çıkardı. Ben İsviçre'nin kanunuyla neden? İsviçre'nin anayasasıyla. İsviçre'nin anayasasıyla neden yönetiliyorum? Şey değil, karma bir anayasa var. Karma olamayız abi. Burası Müslüman devletse Allah'ın anayasasıyla yönetilecek. Bir dakika. Devletin Müslüman da olmaz, insan Müslüman neden olur. Olmaz? Devlet olmaz. Devlet ya, canlı organizma olmaz? Değildir. İnsanın, Osmanlı 650 sene abi. Osmanlı 650 sene. Hükümdar ama bir saniye. Orada Hristiyanı vardı, Yahudisi vardı, herkese. İsteyen havraya gitti, isteyen kiliseye gitti ama bir tane adam asılmadı. Neden asıldı? Ne zaman, Osmanlı döneminde mi? Neden asıldı biliyor musun? Neden asıldı biliyor musun? Osmanlı döneminde. Osmanlı döneminde adamlar neden asıldığını uzun sürer. Ben sana tekerratlı kim attı? Tamam Fatih'in, ya konumuz ekonomi. Yavuz'un. Abi biz onu biz Adem'den başlar. Bir Adem'in oğlundan başlar. Benim Osmanlı'ya düşmansınız. Ben mi düşmanım? Evet. Niye düşmanım ya? Biz düşman olayım kardeşim. Osmanlı niye asılmalar niye oldu biliyor musun? Bilmiyor. Evladından vazgeçti ki halkı düzende o devletin adı ne? Şu devletin adı Muhammedi Devleti Aliye. Anladın mı? Osmanlı Peygamber Hoca. Nerede bitti. Peygamber Hoca? Bitti. Evet. Osmanlı bitti. Osmanlı bitmez. Cumhuriyete sahip çıkacağız. Abi Cumhuriyet de Osmanlı'dır bak. Biz Türk'üz. Türklük bitmedi. Devlet biz kurmadık. Ne? Allah seneden beri. Türkiye buyur. Şey soracağım. Buyur. Abi Allah'ına kurbanım. Vallahi ilk defa birisi doğruyu konuştu. Arkadaşım. Biz ayrıştırıyoruz. Biz Kürdü, Türk'ü, sen kim ayrıştırıyor ya? Abi, kim ayrıştırıyor? Bak, abi onu öğren. Kim ayrıştırıyor? Ben mesela ben doğruyu konuştuğumu yayınlamıyorsun bak. Yayınlamıyorsun. Ben seni kendi kanalımda Sokaktaki Adam'da yayınlayacağım. Ben biliyorum bunu. Ben seni tanıyorum. Kesintisiz yayınlıyorum. Ben seni tanıyorum. Şu ekonomiyi sorsana. Ben seni tanımıyorum. Ekonomi nasıl düzelir? Bak diyeceksin. Çıkan bir insan diyecek ki beni konuşturuyor mu? Kardeşim ekonomi nasıl düzelir? Bunu diyeceksin. Kaybı Kılıçdaroğlu'nu taşlayarak değil. Anayasayı değiştireceksin. Allah'ın anayasasını getireceksin. Tamam. Bizi Allah yarattı. Tamam. Şimdi İngiltere'deki, Fransa'daki insan hangi anayasayla? Biz iki tane nikah kıyıyoruz. İki tane. Neden? Nefes al, nefes. Neden? Nefes neden? Al. Cevap nefes vererek. Al, nefes alıyorum ben. Bitiriyorum. Allah'ı camiye kilitledik. Gittik. Camiye mi kilitledik ablacığım? Evet. Tövbe estağfurullah. İsviçre'nin anayasasıyla beraber evlenmiyor musun? Hristiyan hangi anayasayla tamam, şeyle evleniyor? İmamlardan nikah kılıyor, önemli değil. İmamların kıldırdığı namaz bile sakıncalı şu anda. Niye? Tamam abicim. Bir dakika. Amentü billahi ve melaiketi ve resulü. Bir dakika kardeşim. Bunu biz kaybettik. Anayasamızı kaybettik. Allah'ımızı kaybettik. Günahımız bu. Sıkıntı bu. Ablacığım kendisi bozulmuş. Ama insanların eğitimi yok. Allah'a emanet olun. Tamam. Önce eğitim. Tamam. Anayasayı değiştireceksin. Tamam mı? İngilizce bileceksin. Ya bak, eğitim dediğin senin Fatih Sultan Mehmet. Fatih dediğin adamın kaç tane dili vardı? Beğenmiyorsun. Kim beğenmiyor ya? Beğenmiyorsun. Allah Allah. Az önce Osmanlı'dan. Fatih'in kaç tane dersi var? Kötüleyen oldu mu burada? Abi Cumhuriyet'te bizim. Osmanlı'yı kötüleyen oldu mu ya? Cumhuriyet'te bizim. Ne dinliyorsun? Osmanlı'da bizim, Selçuklu'da. Yaşıyorsun abicim. Evet. Osmanlı'da bizim. Aynen. Selçuklu'da bizim. Değil abi. Alparslan'da bizim. Hepsi bizim ya. Neden Osmanlı'yı kan kusar gibi anlatıyorsun çocuğuna aslında? Şey yapıyorlar. Şapka için asılan bayanları. Şapka için asılan. Şapka için bayanları. Abla şapka takmışsınız ya. Abla nereden bilecek? Bana soracaksın. Tamam şapka takmış. Şallı bacıyı neden? Sen... Bak sen şu an asılmasın, şapka takıyorsun. Şapka bana Yahudi diyorlar böyle şapka takıyorsun. Ya beni alakadar etmez. Sakin ol ya. Beni alakadar etmez. Vallahi tamam bitir. İstiklal mahkemeleri neden kuruldu? Bunu açıklasana. Açık. Hainleri astılar, hainleri. Hangi hainleri? Benim dedem hain miydi? Sen biliyorsun sen. Ben çok mağaradım. Bu vatan bizim, hain değil. Benim dedem orada. Bir dakika kardeş, bir dakika tamam. Tamam. Sen dolu konuşuyorsun. İnsanları konuşturuyorsunuz. Sen bilgisizsin abla. Tartıştırıyorsunuz. Varsa bilgisi olan bana bilgilen karşılıklı. Osmanlı çocukları neden astı? Ben söyleyeyim. Dinle. Sen de ablayı dinle ya. Abla beni şey dinleme. Ayaklarını öperim. Bildiği kadar. Osmanlı'nı sen Süleyman'ı bana sor. Ablacığım ekonomiyi konuşuyoruz. Bak ya yeter kardeşim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abicim. Ekonomi. Söyle. Ekonomimiz. Bir dakika. Ekonomiyi düzeltmek için Osmanlı. Kaç yere veda ettin çık gitmedin hadi lütfen. Allah'a emanet ol. Kesintisiz yayınlayacağım Sokaktaki Adam'da. İnşallah. Ablacığım senle bitiriyorum. Tamam. Ekonomimiz rezalet. Sorumlusu kim ablacığım? Sizce? Sen nankörsün ama şükretmiyorsun. Neden? Öyle. Öyle diyorlar. Sabretmiyorsun. Tamam son sözü bitiriyorum ablayla. Ben bu yaşımda çalışıyorum. Asgari ücretle. Kirada oturuyorum. Geçim yok. Bir başına yaşıyorum bak. Geçim yok. Velev ki yanımda iki tane çocuğum var. Eyvah. Ablacığım teşekkür ediyorum. Ya çok uzadı röportaj. Arkadaş sus bak. Hem de nasıl. Arkadaşlar röportajı bitiriyorum. Neyi sordum? Nerelere geldi? Abi tımarhanede bugün yaşadığımız ortamı görüyorsunuz. Resmen ülke tımarhaneye döndü. Kimse kimseyi dinlemiyor. Tanık oldunuz. Kimse kimseyi dinlemiyor. Abla bir şeyler söylemeye çalışıyor. Arkadaş konuyu Osmanlı'ya getirdi. Ki Osmanlı'yı kötüleyen de olmadı. Osmanlı dönemini bitirdi. Şimdi Cumhuriyet var. Ya bir sus Allah aşkına. Bitiriyorum arkadaşlar. Tımarhanede bu kadar. Bugün bu kadar. Görüşmek üzere.